Ee, mesela benim psikolojiyle ilgilenenler ya da işte psikoloji, bilimi, ilimi, her neyse bilimi diyoruz hı hı. daha çok. Zaten. Tabii. Psikoloji, bilimiyle alakalı da e, bu konunun ayrıntılarıyla alakalı merakı olanlardan hep duyduğum şeydir. Misal, e, melankoliyi kimileri hastalık olarak kabul eder, kimileri e, klasik bir dert olarak kabul ediyor. Yani bu meseleler gerçekten öyle midir? Yani bazı yorumlar o kitapta yazılan gerçeklere göre değişiyor mu? Nasıl belirleniyor mesela o kitaptaki yeni hastalıklar? Şimdi bu bizim DSM kitabımız var. Burada en yani o kırmızı kaplı evet, kitap DSM. O esasında e, tanı ama belli bir takım istatistiksel veriler üzerinden hmm. giden hmm. bilimsel bir çabanın sonucunda oluşmuş e, bir tanı kitabı. Bu esasında uluslararası dünyadaki bütün ruh sağlığı uzmanlarının Ortak bir dille konuşmasını sağlıyor. Yani ben depresyondan bahsettiğim anda o kitaptaki kriterler üzerinden gittiğimiz için ortak dili yakalamış oluyoruz. Fakat biz tabii ki benim bana yakın meslektaşlarım bu noktalarda ciddi eleştiriler yaparlar. Neden? Şöyle çünkü bunlar çok katı tanılar. Biz şimdi şöyle bir çalışma yaptık hocam bakın size de burada aklı çok çalışan iki insana... Bunu sorayım, nasıl geliyor kulağınıza? Şimdi depresyon kriterlerini aldık, bir havuza attık. Kaygı bozukluğu kriterlerini aldık, bir havuza attık. Kişilik bozukluğu kriterlerini aldık, bir havuza attık. O havuzu karıştırdık ve hastaneye gelen bütün psikiyatrik sorunu olan insanlara belli bu testleri uygulayıp onlara tanı koymadan hangi belirtiler varsa o belirti kümelerinden yeni tanılar oluşturmaya çalıştık. Hmm. Acaba dedik. Gerçekten depresyondaki, depresyonda dediğimiz insan bu tanılara mı sahip, şey bu belirtilere mi sahip yoksa bir insanda kaygıdan biraz, kişilik bozukluğundan biraz, depresyondan biraz özellikler mi geliyor? Ve yaptığımız çalışmanın sonucu henüz yayınlanmadı. Bu bir doktora teziydi, ülkü kardeşimin. Aslında bu tanıların çok da sağlam olmadığını gösterdi. Yani bu DSM'deki tanıların? Çok da sağlam olmadığını gösterdi. Yani ben... Depresyon tanısını koyduğumda birine o kişi kaygı alanından da sorunlar yaşayabiliyor, kişilik alanından da sorunlar yaşayabiliyor. Çok enteresan. Yani aslında bu tanıları çok sert kullanmak yerine biraz daha kişiye özgü tanımlamalar yapmakta fayda var.